Tekrar iyi akşamlar değerli izleyenler. Sayın İlker Başbuğ, İsmet İnönü'yü anlatıyor. Enver Aysever'le birlikte soruyoruz. Sayın 26. Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ da İsmet İnönü'nün İkinci Dünya Savaşı'ndaki dış politikası ki hakikaten geçtiğimiz iki bölümdür konuşmaya çalışıyoruz. Olağanüstü bir strateji, diplomasi yürütüyor. Şimdi Sayın Başbuğ, Şükrü Saraçoğlu'nu Moskova'ya gönderiyor İnönü. Doğru. Moskova'yla bir anlaşma, saldırmazlık anlaşması arayışında. Aslında vardı saldırmazlık anlaşması, 35'e kadar da uzatılmıştı. Neyse. Ama risk de, çünkü Almanya'yla birlikte Sovyetler işbirliğine girmiş, Polonya'yı işgal etmişler. Beraberler. Almanya ile flört etmeye devam ediyorlar. Bu arada Türkiye'de kendisine yönelik olası bir Ruslarla karşı karşıya gelmemeye, öbür taraftan İtalyanların Akdeniz'den olası saldırısına karşı çözüm arıyor. Tam bu sırada Ruslarla o anlaşmayı yapamayınca bakıyoruz Ankara'da 19 Ekim 1939'da Fransa, İngiltere ve Türkiye'nin bir üçlü ittifak anlaşması. Doğru. Nedir efendim bu? Anlamı nedir? Şimdi aslında çok güzel özetlediniz. Üçlü ittifak Sovyetlerin Şükrü Saraçoğlu'nda, Moskova'da, Türkiye'den yaptıkları taleplere karşı İsmet İnönü'nün ve Türkiye'nin karşı hamlesi. Evet. Çünkü onlar ve hatta o taleplerini reddediyoruz. O talepte Boğazları. Boğazlar, bir de Montre özellik. Montre. Boğazların beraber savunulması, korunması, aynen birlikte savunulması. Yani İstanbul'a Rus askeri gelsin. O anlama gelir yani. İkincisi, Karadeniz'de sahilde olmayan ülkelerin gemilerini sokmayı, Montre'yi atın demek. Hı hı. Bu çok, çok ciddi ama Türkiye burada bakın çok kese. Kesinlikle biz bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz diyorlar. Ve hemen akabinde 19 Ekim'de Üçlü İttifak imzalanacak. Bu hamle, karşı bir hamle. Diplomasi de çok önemli bir hamle. Satranç oynanıyor tabii, müthiş bir olay. Peki bu nedir üçlü ittifakla? Türkiye nedir? Hangi yükümlülüklere giriyor? Bu önemli. Yükümlülük ve güvenceler de var. Bir, tabii güvenceler de var. Şimdi birincisi şu, deniliyor ki eğer Türkiye bir Avrupa devleti tarafından saldırıya uğrarsa, İngiltere ve Fransa Türkiye'ye yardım edecek. Yani Almanya'yı kastediyorlar aslında. Almanya'dan ziyade bir İtalya'yı düşünün. Bak hep baştan beri İtalya'dan bir İtalya endişe. Daha önce İtalya'dan, İtalya'dan bir endişe var. Almanya'da olabilir dediğin zaten İtalya doğru. Ve Almanya'da müttefik. Tabii müttefik. Üç, tabii de Sovyetleri de bu kavramın içine alabilirsiniz. Fakat bu ne kadar realist? Yani ben İngiltere de ve Fransa'nın gücünle İngiltere... Fransa Polonya'ya garanti verecek, hiçbir şey yapamayacak. Yani uygulama şansı fazla olan bir madde mi? Değil. Peki. Açsam mı realist olarak bakarsanız. Birinci madde bu. Ama simgesel bir önemi var diyorsunuz. Tabii. İkinci madde, İngiltere ve Fransa, bak çok önemli ama burada müthiş bir kelimelerde diplomasi şeyi var, hüneri var. Deniliyor ki İngiltere ve Fransa bir Avrupa devleti tarafından Akdeniz'de savaşa girmesi. Buradaki Akdeniz çok önemli. İngiltere ve Fransa bir Avrupa devleti tarafı deseniz Almanya karşınıza çıkacak. Zaten biraz sonra Almanya Avrupa'yı perişan edecek. Ama burada istenen ne? Eğer İtalya İngiltere ve Fransa'ya karşı Akdeniz'de bir çatışmaya girerse Türkiye diyorlar ki bana yardım edeceksin. Kabul ediyor Türkiye. Prensipte. Yani İtalya'dır buradaki. İtalya. Üçüncüsü, bu biraz kritik. Diyor ki Fransa ve İngiltere, ben diyor Yunanistan'a ve Romanya'ya garanti verdim. Eğer Romanya ve Yunanistan'da bir olay olursa, ben de onlara yardım etmeye söz verdim.
bana yardım edeceksin diyor bu durumda. Dolaylı olarak orada da taraf oluyorsunuz. Evet. Yani aynı garantiyi bana da vereceksin. Bana yardım edeceksin. Hayır, sen garantör oluyorsun. Yani yardım edeceksin diyor. Aslında Türkiye'nin... Yunanistan burada kritik. Türkiye'nin de kendi ötesinde bir taahhütte bulunmuş oluyor bu sefer. Gücünün ötesinde bir taahhütte bulunmuş oluyor. Biraz evet, doğru yani. Bir de Yunanistan'da ama başka tarihsel bir sorun burada var. Burada en kritik soru şu yalnız. Buradaki maddedeki en kritik madde bence şu. İngiltere ve Fransa bir Avrupa devleti tarafından saldırıya uğrarsa. Orada yok Türkiye değil mi? Ne diyor orada? Taraf olmayacak. Bravo. Türkiye tarafsız. Taraf olmayacak. Bak burada bu çok önemli. Bu İnönü'nün zekası işte. Bu müthiş bir olay. Yani bir Avrupa devleti kimdir orada? Bir Almanya, iki Rusya. Yani İtalya'yı işte Akdeniz'le zaten bir yani siz diyorsunuz ki Türkiye İtalya ile Akdeniz'le karşılaşma olursa riskini alıyor. Olursa bir risk alıyorsun. Hatta bir adım ileri gidiyor. Yunanistan ve Romanya'da biraz risk yine alıyorsun. Ama herhalde onu yakın risk olarak görmüyor. Alıyorsun. Ama ötekine girmiyor. Aslında Almanya ve Rusya ile çatışmadan kesinlikle kaçınıyor. Hep ne dedik baştan? İnönü'nün ikinci dünya Sovyetler Birliği ile diyor ki bakın bir Avrupa devleti sana saldırı olursa İngiltere ben diyor tarafsız kalacağım diyor ve kabul ediyor karşı tarafta. Tamam mı? Zaten herhalde Türkiye'nin de o zaman böyle bir gücü olmadığını da biliyor herhalde İngiltere ve Fransa'da. Yani nasıl yardım edecek ki zaten o maddede olsa? Evet. Şimdi gelelim savaşı biraz süratle götürelim ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlar üzerinde biraz duralım. Şunu aydınlatabilir miyiz efendim? Tamam. Yani izninizle İngiltere ve Fransa Akdeniz'de bir Avrupa devletinin saldırısına uğrarsa Türkiye tarafsız kalacak? Hayır, yardım edecek. Orada yanında. Yardım edecek. Akdeniz'deki çatışmada var. Var. İtalya var. Avrupa merkezli çatışmalarda yok. Rusya ve Almanya'ya Avrupa karşı. Avrupa merkezli olacak çatışmalarda yok. Kendi bölgesindeki taahhütte bulunuyor. Yani İlker Bey'in dediği şey madde bence de çok kritik bir madde. İnönü Akdeniz'deki sınırlar içerisinde olabilecek bir çatışmada taraf. Tamam. Şey... Orada aldığı risk Yunanistan ve Romanya bir ölçüde ama Avrupa'nın kendi içindeki özellikle Sovyetler Birliği'nin başına bela olacak şeye Almanya Sovyetler Birliği hattına girmiyor. Tabii. Esas Almanya orada. Hı. Esas birinci tehdit o. Çok doğru. Yani burada... Dışarıya asker göndermeyecek yani. Evet. Yardım. Evet. Tabii yardım nedir? Bakın şimdi elle asker biraz sonra gelecek yardımdan. Yardım çok geniş bir kavram. Yardım asker göndermek de olacak. Sonra biraz sonra gelecek. Hava üslerinin kullanılmasına kadar gelecek. Transit geçişlere kadar gelecek. Yani yardım çok genel bir kavram. Tabii. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla İtalya, Akdeniz'de İngiltere ve Fransa'ya savaş ilan ederse varım diyorsun. Yardım edeceğim sana. Yunanistan ve Romanya bir şey olursa yardım edeceğim. Almanya ve Rusya sana Avrupa'da saldırırsa ben tarafsız kalacağım. Ben bu savaşta olmam. Benim bence kritik, önemli maddesi bu. Şimdi peki hemen süratle geçelim. Polonya silinecek haritada. Avrupa bir şey yapabilecek mi? Yok. Yok. Polonya silinecek, 40'a geleceğiz. 40'ta ne olacak? 40'ta süratle Danimarka ve Norveç'e ilk önce... Efendim Nisan'da silip geçecekler. Mayıs ayında da Hollanda ve Belçika, Lüksemburg düşecek. Avrupa'nın tek hakimi Almanya oluyor. Daha Fransa var. Hayır. Son büyük Fransa. Oranda göçü oluyor işte. Tabii. Sonra Fransa, İngiltere kalacak. Kesinlikle. Ve özellikle Hollanda, Belçika, Lüksemburg'un düşmesi üzerine İngiltere'de, çünkü hep söz verdi bunlara, İngiltere'de başvekil düşecek. Chamberlain'di. O düşecek. Onun yerine kim geliyor? Churchill başbakan oluyor. Demek ki şimdi Winston Churchill 11 Mayıs 1940'da İkinci Dünya Harbi'nin içine giriyor. İngiltere başbakanı olarak. O da talihsiz bir başbakan. O da tabii talihsiz. Zamanında geliyor. Aslında İnönü'yle bazı şeyler, kaderleri... Mizaçları da benzer mi dersiniz? Değil. Çok farklı. Yok, hayır. Çok farklı. Ve şimdi... Alman ordusu Fransa'ya girecek hemen akabinde. Yıldırım harekatları gidiyor. Öyle ki 23 Mayıs'ta girecek, efendime söyleyeyim, 11 Haziran'da Paris'e girecek Alman ordusu. Tabii Lüksemburg vesaire düştüğü zaman Churchill'in en büyük şeysi
talihsizliği diyelim ama bir doktorda en büyük başarısı Lüksemburg, Belçika, Hollanda düştü. Efendime söyleyeyim. İngiliz ordu, İngiliz askerleri vardı. Bunların hepsi meşhur işte bu sene, geçen sene filmi de çevrildi. Yani Dunkirk. Doğru mu telaffuz ediyoruz? Ne? Dunkirk. Tabii. Ya şimdi görmedin mi filmini? Churchill filmi mi? Yok ya, Dunkirk diye geçen sene çok yeni bir film oynadı sinema. Dunkirk olayı. Dunkirk bölgesinde, Fransa'da bir yer. 350 bin tane İngiliz askeri sıkıştırılıyor. Ve Churchill burada işte müthiş bir, belki de İkinci Dünya Harbi'ne girilmesinin akabinde hemen bu olayla karşı karşıya kalacak. Ve büyük bir başarıyla o askerlerin büyük bölümünü İngiltere'ye geri götürüyor. Şu şeyi hatırladım. Filmi de gördüm. Daha yeni gittim bu sene. Bu sene oynadı. Deniz filmi. Şimdi işte tam bu olaylar oldu. Paris'e girdi. Ne zaman? 11 Haziran 1940. İnönü'nün uykusu uyuyamıyor artık. Niye uyuyamıyor? Şekeri azdı, ilerledi. Ya niye uyuyamıyor? Yavaş şey, olay var. Beklediği en korkunç olaylardan birisi cereyan ediyor. Almanlar Paris'e girdiği anda İtalya, Fransa ve İngiltere'ye savaş ilan ediyor. Mecburen taraf olacak. Buyur şimdi. Akdeniz'de. Buyur. Üçlü ittifaktaki madde ortaya çıkıyor. Şimdi bu tabii ki İnönü için temel sorunlardan bir tanesi. Ama İnönü bunu çok iyi manevrayla geçiriyor. Yani orada peki ne demiştik Üçlü İttifak'ta? Eğer İngiltere ve Fransa Akdeniz'de İtalya ile çatışma durumuna girerse, ki oldu. Ne zaman? 11 Haziran 1940'ta oldu. Türkiye ne yapacaktı? Yardım edecekti. Değil mi? Evet. Yani burada çok büyük bir maharetle diyor ki, ya tamam ben İngiltere, Fransa ile şey yaptım ama Fransa yok bir kere. Fransa düşmüş. Yani Üçlü İttifakı imzaladığınız ülkelerden birisi yok. Muhatap yok diyorsunuz. İşte evet. Meşhur hükümet, Vichy hükümeti miydi, ne düşecek Paris'e? Fransa yok. Arkasından zaten biraz sonra İngiltere'ye hava harekatları başlayacak. Manş olayları biliyorsunuz. Almanya hava taarruzları. Dolayısıyla aslında Üçlü İttifakı'nın o maddesi orada ölmüştür. O zaman der ki İsmet İnönü, benim için önemli olan Türkiye'nin savaşa girmemesidir. Ben bütün politikamı burada artık. Çünkü haklıdır da yani Üçlü İttifak'ta sana bir Sovyet taarruzu olursa kim yardım edecek? Fransa yok, yok ki devlet orta, olarak yok. Kalkmış. Bitti. Yani, İngiltere o anda zaten Alman saldırılarıyla biraz sonra karşı karşıya kalacak. Gayet tabii orada artık Üçlü İttifak olayını söz konusu olamazsınız. Şimdi ne dedik? Paris'e Almanlar girince İtalyanlar İngiltere ve Fransa'ya savaş ilacı, uykunun en korkunç günleri artık, hayatının en zehir olduğu dönemler. Şimdi olay öyle bir gidiyor ki, bakın 28 Ekim 1940'ta İtalyanlar Yunanistan'a giriyor. Buyur. Kapına dayanıyor. Yunanistan'a girmesi demek, seninle sınırına girmesi demek. Bir de Üçlü İttifak'ta, aslında orada da taraf olmanız, Üçlü İttifak'ta da taraf olmanız gereken bir konu var. Ne dediniz? Yunanistan'a yardım et dediniz. Ama aslında Üçlü İttifak kurulduğu andan itibaren güç dengesine baktığınız zaman pek eşit bir güçler değil, değil mi? Yani değil. Karşınızda... Ama bakın çok önemli şimdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Korktuğunuz veya beklediğiniz olaylar arka arkaya oluşuyor. İtalya'ydı esas sizin bu safhada korktuğunuz. İtalyanlar efendim ne yaptı? 28 Ekim 1940'ta Yunanistan'a girdi. Ki senin Üçlü İttifak'ın da fiilen dağıldı. Dağıldı ama anlaşma duruyor yine bir kağıt üzerinde. Yok yani hani kağıt üzerinde duruyor. Dayanışma içinde şimdi olacak hemen bir ülke yok. 1941 atlıyoruz. 1941'e geldiğimiz zaman İngiltere Başbakanı Churchill artık mektup mu yazdı, telefon mu etti, telgraf mı çekti bilmiyorum. Diyor ki Üçlü İttifak kapsamında
bana Türkiye'den hava üslerini aç, benim İngiliz hava kuvvetlerini açtı üslerini. Ben buradan Yunanistan'a ve diğer yerlere destek vereceğim. Üçlü ittifakın gerekleri midir? Gerekleri evet. Esasında. En kritik kararlardan bakın, biri. Bakın hava üsleri isteniyor. Ne zaman? Yaklaşık işte dediğim gibi 1941 bilim tam başlarındayız. Kabul etmeyecek, vermeyecek. Ama karşısındaki baskıyı, yaşadığı zorlukları tahayyül edebiliyor muyuz, anlayabiliyor muyuz? Çok açık. Çok zor. O zaman... Peki bunu neye dayanarak yapıyor mesela bir taraftan da? Yani çünkü güç dengesi tamam ama bir taraftan da... Tamam, güzel bir soru. Bence çok kritik bir şey. Çünkü... Güzel bir soru, güzel bir soru. İşte İnönü'nün burada kullandığı en temel argüman diyor ki eğer ben size burada hava üslerini açarsam Sovyet taarruzlarıyla karşı karşıya kalır. Sovyetler bana saldırır. Türkiye saldırmasını mı istiyorsunuz? Türkiye Sovyetler saldırırsa ne yapacaksınız? Bana ne yapacaksınız? Hep kullandığı buradaki argüman bu safhada özellikle böyle bir durumu. Çünkü ne oluyorsunuz? İngiltere'ye Türkiye'deki hava üslerini açtığınız zaman savaşa girmiş oluyorsunuz. Savaşa girmiş oluyorsunuz. Savaşta kim karşıtlarını, kime karşı girmiş oluyorsunuz? Bir tarafta Almanya, bir tarafta Sovyetler Birliği, bir tarafta İtalya, Yunanistan'a girmiş. Diyor ki ben bu durumda Sovyetlerin özellikle bir saldırısıyla karşı karşıya kalırım ve bunu kabul etmeyeceğim. Ortada üçlü ittifaktan evet. Fransa'da yok. Evet, Fransa'da yok. Bunu şey yapmayacak. İşte bu sıralarda tam bu olaylar devam ederken Bulgaristan'da Almanya'nın kontrolüne girecek. Romanya düşecek, Bulgaristan düşecek. Alman ordusu nerede? Türk sınırında. Ne zaman? Mart 41. Şimdi tahayyül edebiliyor musunuz? İtalyan ordusu da geldi. İtalyanlar ama başarı sağlayamayacak biliyorsunuz. Yunanistan'da hiçbir şey yapamayacak. Sonra Almanya Yunanistan'a girecek. Ama şimdi önemli olan şu. Almanlar İtalyanlar Yunanistan'da işte Yunanlılar çok direnecekler. İyi bir savaş veriyorlar. Bulgaristan Romanya düşecek. Alman ordusu şeye gelmiş. Hitler'in iştahı kabarmış. Sınırınıza gelmiş. O zaman işte çok kritik bir olay oluyor. Hitler mektup yazıyor şeye. İnönü'ye. Diyor ki ben Bulgaristan'a geldim ama biz Türkiye'nin toprak bütünlüğüne sahip istiyor. Yani size benim bir taarruz etme niyetim yok. En azından şimdilik. Hitler'in meşhur. Hep bazen tartışılır ya işte bu bilinçsiz. Yani bazen bazı olayları ya biliyorlar saptırıyorlar veya çok cahiller. Efendim Hitler'le İnönü mektup, ya mektuplaşıyor tabii. Hitler mektup yazıyor. Diyor ki mektubunda biz Bulgaristan'a geldik ama sakın ola ki Türkiye'ye bir saldırı niyetimizde olduğumuzu düşünmeyin. Zaten İnönü'nde yazdığı mektupta der ki biz tarafsızlığımızı koruyacağız. Bize bir saldırı olursa ona karşı şimdi koyarsın. Sizin o söylediğiniz şeye bir cümle ile şöyle katkı yapalım. Bilerek çarpıtılıyor aslında orada. Amaç İnönü ile Hitler'i aynı ideolojik eksendeymiş gibi gösterme gayesi. Halbuki İnönü orada sizin dediğiniz gibi büyük bir diplomasi becerisi evet. gösteriyor. Ve engelleri savuşturuyor. Ve aynı zamanda hemen hemen aynı tarihte İtalya Yunanistan'da bir şey yapamayınca Alman ordusu Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan düştü. Almanya Yunanistan'a geldi. Ama bize saldırmayacağına dair de bir garanti yok. Efendim? Alman ordusunun daha sonra Türkiye'ye saldırmayacağına dair de bir garanti yok. Hitler'in mektubu biraz evvel söyledi ki. Bakın, Alman ordusu 1 Mart 1941'de Yunanistan'a girecek. Bulgaristan Mihfer'e katılacak. 4 Mart'ta yani Yunanistan'a girdikten sonra Hitler İnönü'ye yolladı mektupta. Ben diyor tamam Yunanistan'a girdim, Bulgaristan'a girdim. Ama senin toprakları bütünlüğüne ellemeyeceğim. Neden? Ama bir de şey diyor mektubun sonunda şu var. Saldırmayacağım sana ama
Türk hükümeti bizi bu tutumumuzu değiştirmeye mecbur edecek önlemler almaya yöneltmesin. İşte ters İngiltere ve Fransa üçlü ittifak var ya. İşte üçlü ittifak mesela. Ne dedik? Churchill ne dedi? Hava üslerini açın. Ben bu hava üslerine İngiliz hava kuvvetlerini gönderirim. İşte Yunanistan'a destek vereyim. Romanya'yı petrollerini bombalayalım vesaire vesaire konuları var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada çok bir ilginç bir konu var. Alman orduları Türkiye sınırında değil mi? Toprak bütünlüğüne saygım var diyor. Fakat Türkiye'den Almanya ciddi bir talepte bulunuyor. Nedir? Şimdi tabii onu bağlayabilmemiz için olayın biraz gerisini geriye çevirmemiz lazım. Irak'ta bir darbe oluyor. Irak'ta. Geylani diye bir adam yönetime geçiyor. Alman yanlısı. Almanya diyor ki Türkiye, bana transit asker ve malzeme geçişi sağla. Irak'a gideyim ve Irak'ı ele kontrolünü alacak. Şimdi ne kadar zor bir sorunla karşı karşıya kaldınız. Diyor ki ne demişti Hitler? Sizin toprak bütünlüğünüze saygıyım. Tamam bir şeyim yok. Fakat biraz sonra diyecek ki açsan zaten bitti. Transit olarak geçeyim. Irak'a gidip Irak'ı kontrol edeceğim. Şimdi İnönü ne yapsın bu? Yani İnönü'nün Allah'tan burada talih şansı yaver gidecek. Daha o olmadan İngilizler Irak'ı kontrolünü geri alıyorlar. Karar vermek zorunda kaldı. Bir darbe olmuştu ya hani Irak'ta bir Alman yanlısı bir darbe. Dolayısıyla o sorun ortadan kalkıyor. Ama Alman belası kapıdaydı. Şimdi tamam. Almanya için kaç seçenek var şimdi? Neye göre? İşte savaşın gidişatı konusunda neredeyiz? 1941'in şeyine geliyoruz, ortalarına geliyoruz. Almanya ne yapacak bu durumda? Irak'a inmesi söz konusu değil. Zaten Türkiye bunun için asker ve malzeme transit geçişine pek yeşil ışık yakmıyor ama idare ediyorlar. Almanya genişlemeyi sürdürmek istiyor. Ne yapacak? Rusya'ya hedef alacak işte, Sovyetlere hedef alacak. Bir. Başka şansı yok. Türkiye işgal edecek, Orta Doğu'ya inecek. Ya da Sovyetler işgal edecek. Türkiye ile anlaşacak, Sovyetlere yönelecek. Evet, başka çare yoksa. Evet. Yani iki tane Hitler'in karşısında iki alternatif var. Türkiye'nin işgal konusunu biraz evvelki saatte biraz durduk üzerinde değil mi? Dolayısıyla onu şey yapmayalım. Artık bu ana geldiğimiz anda artık Hitler'in Sovyetlere taarruz için anlaşmayı bozacak. Karar noktasına geldiğini görüyoruz. Ne zaman geliyor biliyor musunuz Hitler Sovyetlere taarruz etmeyi? Hemen hemen Mayıs 1941'de geliyor. Çünkü Hitler'in Molotov'la Berlin'de yaptıkları bir görüşme var. Berlin'deki görüşmede Molotov boğazları bize verin. Yine aynı Hitler'e. Boğazlarını bize verin. Baltık devletlerini bize verin. Bulgaristan'ı da bize verin. Şimdi Hitler orada görüyor artık resmen. Ha, bunlar yani boğazlar, Baltık, hatta Bulgaristan'a da, yani Balkanlara ve Baltık sektörüne gidiyor. Demek ki bu artık Rusya ile artık yeter. Beraberliği götürmek mümkün değil. Zaten 15 Mayıs 1941'de Hitler kendi askerlere diyor ki Rusya taarruz planını hazırlayın. Meşhur hangi plan? Barbarossa planı. Hemen hemen Mayıs ayında karar verecek. Bu bizim tabii şimdi belki de şimdi İnönü'nün biraz rahat uyuduğu gecelere geliyoruz yavaş yavaş. Çünkü hedef değişti. Hedef değişiyor. Alman ordusunun yönü değişiyor. Yönü değişiyor. Ve Stalin çıkacak Şaban sonra. Ve bakın. Stalin geliyor. Stalin geliyorsa. Bir, burada çok önemli bir şey var. Burada çok önemli. Alman ordularına dedi ki Rusya taarruz planına hazırlıklarına başlayın.
41 Mayıs. Hemen Türkiye'ye gelecekler. 18 Haziran 1941'de Türkiye ile Almanya arasında saldırmazlık paktını imzalayacaklar. Şimdi o kadar ilginç ki Türkiye Almanya ile saldırmazlık paktı var. İngiltere Fransa ile de var. Bakın üç tarafla da bir pakt ilişkisi olan bir ama tabloya giriyor. Ama siz diyorsunuz ki Irak'taki mesele tersine dönmüş olsaydı yani, hedef Türkiye'ydi. Irak biraz, Irak'taki konu yani belki hedef diyor, olabilirdi o zaman. Olabilirdi belki. Yani biraz iş daha kabartacak bir şey. Aslında hedef de değil Emel. Oradaki istediği geçiş diyor. Bana diyor transit, asker ve malzeme iştahlı bir geçişi verir. Çıkmaz. Bakın 18 Haziran 1941'de ne imzalanacak? Türkiye Almanya saldırmazlık paktı imzalanacak. Kaç gün sonra Rusya'ya saldıracak? Herhalde 4 gün sonra. Öyle mi? 4 gün sonra. Abi, 22 Haziran 1941'de Almanya Rusya'ya saldırıyor. Gece vakti. Onu hep anlatırlar anekdot olarak. Saldırı haberi geldiği zaman İnönü uyuyormuş. Uyandıralım diyorlar. Uyandırıyorlar. Diyorlar ki efendim Almanya Rusya'ya saldırdı. Oh deyip yatmaya devam ediyor. 5 dakika gülmüş. Evet hakikaten bak Metin Toker'in veya diğer kitaplarda okuyun. Almanya Rusya'ya saldırdı haberini yatağından uyandırmışlar. Yani hakikaten 3-4-5 dakikaya yakın İnönü'nün o gece rahat duyuyor. Güldüğü. Çünkü bir rahatlama. Rahatlama gülmüş. Var tabii bir rahatlama var yani. Çünkü o Sovyetlerden çekiniyordu. Sovyet şimdi. Sovyetler ne yapacak şimdi? Almanya ile boğuşacak. Hı hı. Sovyet tehdidi var mı şu anda size karşı? Olamaz. Zor. Almanya sizden bir şey artık zaten saldırmazlık paktı imzalamış. Rusya doğru gitmiş. Dolayısıyla Türkiye olarak biraz nefes alıyorsunuz. Hı hı. Yani öyle bir durumda karşı karşıyayız. Ha, burada İngiltere de biraz nefes alıyor. Churchill de nefes alıyor. Niye? Churchill çok mutlu oluyor tabii bu durumdan. Müttefik buluyor. Kim müttefik? Rusya. Rusya oluyor. Sovyetler buluyor. Rusya'yı kendisine bir müttefik buluyor. Şimdi zaten Hitler'in aldığı en yanlış karar ve sonunun gelmesidir o değil mi Stalin'in? Hangisi? Sovyetler Birliği'ne saldırması. Stalin'e saldırması. Yani bu tabii tartışmaya açık. Yani tersini de söyleyebilirsiniz. Avrupa'ya saldırmadan sadece Rusya'ya gitseydi ne olurdu acaba? Ha o zaman başka bir şey olurdu. Belki o da farklı. Ama hani şey bu bulunduğu aşamada ama Avrupa'da bu kadar yol almışken bütün gücüyle birlikte Sovyetler Birliği'ne gidiyorsun ve Sovyetler Birliği'ne bir de şey derler İlker Bey. Kış geleceğiz koşulları oraya, geleceğiz. Değil mi? Kış sabretti şimdi daha şey değiliz. 41 Haziran'dayız. 41 tankların yakıtının donması kışına geleceğiz. Şey. Şimdi tabii Türkiye rahatlayacak. Öyle bir doğru durum. Fakat Almanya Rusya saldırmakla beraber Türkiye'den yine de savaşa katılması yönünde baskıları başlıyor. Yani benim yanımda savaşa katıl. Hep bunu teklif edecekler. Çok cömert bu ilk defa değil. Hatta diyecekler ki bizim yanımıza katılırsan Ege Adaları'nın bir kısmını sana verelim. Almanlar. Almanlar. Trakya'da da bazı yerleri verelim. Hatta Kafkasya'da bir şeyler verelim. Güney tabii İsmet İnönü gibi bir kurt var. Yani bunları biliyor yani. Belki başka birisi olsaydı. Kaptırabilirken. Ege Adaları, Trakya. Trakya deyince Doğu Trakya, pardon Batı Trakya tabii. Bir koy üç al. Yani Romanya, Bulgaristan. Batı Trakya en azından. Batı şey, Trakya. Şey dönemi mi? Sayın Başbuğ, bir koyalım, üç evet. Alalım. Yok ben öyle günlük şeylerle değil de yani tabii Almanya'nın şeysi çok ciddi bir şey. Artı, bakın bunu söylediğimiz zaman ne söyleyeceğim? Türkiye'de büyük bir Almanya hayranlığı var. O anda kamuoyunda. Neden? O nereden kaynaklanıyor? Almanya ezip geçiyor. Ezip geçiyor. Bakın şimdi gücü, Almanya'nın gücüne bir hayranlık var. Var. 22 ne dedik? 22 Haziran'da Almanya Rusya'ya girecek. 3 günde 250 kilometre gidiyor ya.
Alman orduları. Müthiştir o şey meşhur söyleyin. 250 kilometre 3 günde. Efendime söyleyeyim. İlk 5 günde ne kadar Rus askeri sıralıyor biliyor musunuz? İnanamazsınız. 289-300 bin Rus askeri. 3 gün içinde, 5 gün içinde. Vahşet. 2500 tank Rusların imha. 1500 topçu falan imha. Ve işin en korkunç noktası neredeyse 22 Haziran'da başlayacak Barbarossa Harekatı. Kısa bir zamanda Rusya'nın nüfusunun %40'ının yaşadığı toprakları ele geçiriyor. Ve zengin olan bölgeler. Maden vesaire. Korkunç bir olay. Şimdi böyle bir şeyde sen de Türkiye'de oturuyorsun. Almanya gidiyor kardeşim. Yıkıyor, geçiyor. Yani Rusya da göçecek. Rusya da geçecek. Tabii o sırada. Ama sana da efendim Ege Adaları, şuraları vesaireyi de teklif ediyorlar. Ama ha işte ama bir İsmet İnönü var. İsmet İnönü kimin talebesi? Mustafa Kemal'in talebesi. Mustafa Kemal Birinci Dünya Harbi'nde ne diyecek? Aynı olay Birinci Dünya Harbi'nde diyecek. Alman orduları yine girmeyecek mi? Rusya. Mustafa Kemal diyecek ki en meşhur savaşlardır Tannenberg bilmem neler olurken Almanlar aynı bu ilk baştaki gibi Birinci Dünya Harbi Tannenberg diyecek ki Mustafa Kemal ya Rusya büyük bir coğrafya, derinliği olan bir coğrafya. Bu Almanlara söyleyecek, nerede söyleyecek? Vahdettin'le Almanya gittiği gezide söyleyecek. Tamam gidiyorsunuz ama Ludendorff'a soruyor. Adam sigara tutuyor. Soruya cevap vermiyor. Diyor ki Alman orduları geri çekilirse ne yapacaksınız? Rus ordusu geri çekilirse ne yapacaksınız? Diyor geniş arazi. Aynı şey Napolyon yaşamadı mı? Bunları tarihi bilen insanlar. Dolayısıyla İnönü olayı görüyor yani. Evet ama İnönü üzerindeki baskıyı da bir taraftan tahayyül etmeye çalışın. Kamuoyu bilmem ne belki büyük bir ganimet belki, var. Belki hükümet içinde bazıları da bu düşünceye paralel düşüncede olanlar olabilir. Ya Almanya kazanıyor diyenler var mı yok? Dikkat edin bu dönemde Turancılık hareketleri de Türkiye'de çok artacak. Aynı. Tabii şeyde de bu sırada. Çünkü Almanların o nasyonel sosyalist olayları vesaire. Ha bu sırada şey var. Çok gidecek. Sovyetler Birliği'nde peki. Bir halkın ne kadar soylu direnebileceğini göreceğiz. Peki şimdi. Şimdi geliyor. Şimdi. Geliyor. Şimdi. Ama 350 bin şeyi de verdiler bu arada. Ama evet. Ama ölmeden şey, tamam olmuyor. Peki nedeni ne? Efendim? Nedeni ne? Neyin? Anlamadım. Söylediğin yorumun nedeni ne? Hangisinin? Halkın direnmesi. Yurtsever bir halk komünist çünkü. Yani Hitler'i durdurmasını kastediyor. Hep ideolojik bakıyorsun. Kuşkusuz. Bizim hayır ideolojik değil. İdeolojik olmadan değil ya değil. Bak böyle. Rastlantısal değil ki. Hayır komünist halk değil, devrimi değil, yapmış. Değil değil. Almanların. İklim. Almanların. Ya sadece iklim olur mu? Bir ideolojik bir şey o ya. Adamlar komünizm gibi olağanüstü ya, bir nimetle ya karşı şimdi, karşıya. Şimdi Enver'ciğim. Ne olur bir başka sebep? Ama ben seni düşünmeye zorluyorum. Hep sen ideolojik bakıyorsun olaylara. Şimdi yani Rus halkı rejimden çok mu memnun? Kuşkusuz. Memnun. Tabii devrim olmuş, eşit bir halk yani, bir araya gelmiş. Pes. Kültür, Şostakovich'in anılarına bakalım. Pes. Sosyalizm yani pes. Şimdi bak tarihi gerçekleri uzatmıyor. Bir dakika Şostakovich'in anılarına bakalım. Bak bir dakika. Şahane. Ben sana bir kontur soru sorayım. Alman ordusunun, Almanya'nın yaptığı en büyük hata. Ben demiyorum bak lütfen oku ciddi tarih. Hatta ayrı halk niye direniyor dediniz siz. Halk niye direniyor evet. İşte ben de oraya getiriyorum. Yurtsever zaten. Bir halk çünkü. Yurtseverlik tamam ayrı bir olay. Yani rejim çok köylerdeki, kasabalardaki o işçiler, tarım, yani çok rejim yanında falan. Almanların yaptığı en büyük hata. Bak bunu lütfen samimi olarak yani gerçeği söylüyorum. İşgal ettikleri bölgelerde çok zalimce. Başlangıçta esasında o senin yurtsever Rus dediğin halklar Alman ordusunu belki kurtarıcı olarak da gören bölgeler. Yok. Hepsi gören bazı kesimler var. Hepsi değil yani lütfen.
o andaki Rusya'daki bütün halkı aynı kefeye koymayalım. Ama bir kısım var. Ama ne zamanki Alman ordusu Rus halkına karşı işgal ettiği yerlerde çok zalimce direnmesidir Rus halkını esas direnişe götüren nokta. Bilmem anlatabildim. Abi izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben şöyle bakıyorum meseleye ve bunda da yanıldığımı zannetmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş aşamasında Türkiye'nin halkı nasıl yurtsever bir duyguyla direnmişse kaçınılmaz bir şekilde işgal karşısında bir Sovyet halkı da bu tepkiyi gösteriyor. Şimdi buradan izleyicilerimize bir kitap önermek istiyorum. Hı hı. Çok büyük Rus bestecisi, sonra Türkiye'ye de gelir ve Mustafa Kemal devrimini de çok iyi yazmış olan bir bestecidir Şostakoviç. Rus devriminin halk üzerindeki etkilerini detaylı yazar ve biliyorsunuz saldırının bestesini yapan, yani direnişin bestesini yapan ya bugüne kadar gelmiş. Yani karşımızda bir halk var ve şimdi, çok değerli bir halk. Şimdi çok tamam canım, yani Rus halkını hepsi Almanya'ya, yani, Alman tanklarını alkışla karşıladı demiyorum. Tabii. Ama sen de bana, yani sen de şunu söyleme, Rus halkının tümü rejimden memnundu. Bunu deme. İyi bir rejimdir ama yani. Tavsiye ederim. Ya yapma ya. Yani iyi bir rejim. Yani, yani sosyalizm yapma. İyidir. Yapma. Yani, neyse. Evet. Şimdi birinci, yani bir, iki tabii 41 hava şartları. Berbat ediyor. Yani Rusya'da çok anormal bir soğuk hava kışı. Zaten Alman orduları orada. İlerleyemiyor. O soğuk hava şartlarını görünce 41'de hakikaten sıkıntıda. Alman ordusu sıkıntıya girdiği anda Almanya diyor ki aman Türkiye sen sakın savaşa girme, tarafsız kal. Bakın hep değişiyor. Başlangıçta başarırken benim yanımda gir, hatta sana şuraları vereceğim. Fakat ne zaman ki Alman orduları Rusya cephesinde 41 kışında durduğu anda diyorlar ki Almanya'nın hep von Papen falan, siz tarafsız kalın, sakın savaşa girmeyin. Ya benim yanımda da girme. Girme, hayır. Tarafsız kal. Çünkü benim doğu cephemi en azından güneyden ben emniyet. Başı belaya girmesin ya Almanlar. Şimdi böyle bir tablodayken tabii savaşın kaderini değiştiren önemli bir olay oluyor. Ne oluyor? Hangi olay? İşte hangi olay oluyor? Ben de Stalingrad meselesine miyiz? Daha dur Stalingrad'a gelince. Sen Stalin'e takıldın, hep Stalin'den gidiyorsun. Hayır, 42'de gidiyorsun. Değil miyiz şu anda? 41'deyiz. 41'in kışındayız. 41'in kışındayız. Bakın 41'in kışındayız. Takıldı Alman orduları. Burada strateji var ama onu görmen lazım. Alman orduları Rus cephesinde takıldı. Ne yapması lazım Almanya'nın? Geri çekilmesi lazım. Japonya'yı savaşa sokacak. Amerika. O önemli. Yani biliyorsunuz Pearl Harbor baskını. Evet. Alman ordularının Alman ordularının Rusya'da tıkandığı anda Japonya Pearl Harbor baskını 7 Aralık 1941 Amerika'ya vuracak. Tabii Amerika direkt olarak savaşa girecek. Şimdi bu Pearl Harbor olayı da çok tartışmalı. Çok komplo teorileri vesaireler, uyduranlar var. Yani uyduranlar demeyelim. Siz nasıl görüyorsunuz? Ben şöyle görüyorum. Bir, korkunç bir istihbarat zafiyeti var. O çapta. Amerika, evet, korkunç bir istihbarat zafiyeti var. Yani iki, Pearl Harbor bölgesindeki emir komuta düzenleri hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Üçüncüsü de Japonların bekliyorlar. Bir saldırı olacağını bekliyorlar. Ama hep nereye saldıracak, ne zaman saldıracak? Ve Pearl Harbor'a Japonların bir saldırı yapacağını da pek fazla ihtimal vermiyorlar. Ama resmi dokümanlar, tarihsel dokümanlar okursanız burada ciddi bir istihbarat zafiyeti esas var. Çünkü biliyorsunuz Pearl Harbor'a gelinceye kadar adamlar tespit edemeyecekler vesaire. Bir karşı hamle yapamayacaklar. Burada bazı komplo teorileri de derler ki bu kasıtlı olarak hareket ettiler biraz böyle. Savaşı kızıştı. İkinci Dünya Harbi'ne Amerika'nın girmesi için bir neden yaratılması lazımdı. İşte Roosevelt bu nedeni Pearl Harbor olayıyla. Ben bunun biraz komplo olduğunu düşünüyorum. Ama ciddi bir istihbarat eksikliği var. Artı emir komutada oradaki o bölgedeki emir komutada iyi değil.
Aynı olayı, bakın tarih tekerrürden ibaret. 11 Eylül 2001, öyle mi? Orada da aynı komplo. Orada aynı komplo ama üretildi. Orada da aynı komplo teorileri. Bakın bütün 11 Eylül 2000, 2001 olayını iyi incelediyseniz temelinde yatan ana neden FBI ve CIA'nin birbiriyle çatışması, bilgili CIA özellikle FBI'ye bilgi vermemesi. Bu çok ciddi ortada belgeleriyle yazıldı. Çünkü 11 Eylül saldırı yapanlar bir sene evvel, iki sene evvel Amerika'ya gelecekler, eğitimlere girecek. Evet, tespit ediliyor bunlar kimlere eğitim olduğu vesaire. Bakın o kadar ilginç bir konu var ki. Özellikle CIA, bazı siyaset şeyleri Suudileri karşımıza almayalım diye FBI'nin aktif harekete geçmesini biraz engelliyorlar. Siyasetçiler mi CIA? Siyasetçiler. Siyasetçiler. Suudileri şey yaparız vesaire bilmem ne. Şimdi de bir Suudi sorunu var, o da ayrı bir konu. Neyse ona girmeyelim. Şimdi Pearl Harbor'da girdik, şey yaptık. 1942'ye girdi herkes. 42'ye geldik. 42'de yine abi Almanların bir başarılarını görüyoruz. Ne olacak? Sivastopol alacaklar. Ama 42'de gelecekler Stalingrad. Zaten bir noktada da savaşın son perdesini açacak olay Stalingrad'ı kuşatacaklar. Tamam, kuşattılar. 1942'nin başları. Hava şartları çok iyi. İnönü'nün burada bir değerlendirmesi var. Bunu biraz üzerine durmamız lazım. İnönü o zaman diyor ki, bakın, Almanya kudretinin üstündeki bir dava peşinde. Almanya kudretinin üstündeki bir dava peşinde, karşı taraf yenecek. Karşı taraf yenecek. Yani İngiltere, Fransa, Amerika'yı kastediyor. Yani Almanya yenilecek. Evet, kaderimiz müttefikleriyle beraber olmaya bağlı. Yani o, yani Stalingrad olaylarına geldiği zaman değerlendirmesi böyle. Şimdi 42'nin sonuna geleceğiz. Stalingrad'ı alamayacaklar. Zaten bir noktada kırılma noktasıdır. Kuzey Afrika'da İngilizler Rommel'i yenecekler. Bakın hep artık şeyler, Almanya talih döndü veya yani geriye dönüşe başladı. Sovyetler Birliği Alman faşizmini durdurdu. Dünyayı Nazilerden kurtardı. Stalin. Sovyetler Birliği dedim ben. Halk. Büyük bir direniş çünkü. Şimdi şöyle bir çarpıtma var. Eğer Almanya Stalingrad önlerinde başarılı olsa ne olurdu? Yine önüne geçilemez. Başka yine, ne bariyer vardı? Yani yine Stalingrad'dan daha geriye çekilir. Devam eder. Yani başka bir bariyer kalmıyor. Bitiyor. Yok, evet, Stalingrad. Canım Stalingrad. Yapma ya. Stalingrad Sovyetlerin batısında olan bir yer. Tamam, devam edecek daha yani. Koca bir ülkeden bahsediyor. Onu kastetmiyorum. Yani devam edecek ilerleme. Devam eder. Yani savaş uzardı. Uzardı. Savaş şey yapardı. Şimdi ya tabii ki Rus halkını burada yanlış değerlendirmeyelim. Bakın o 2. Dünya Harbi'nde Rusya 100 tane tümen çıkartıyor, mobilize ediyor. Müthiş olaylar. Yani bunlar basit olaylar değil. Ama ben şuna karşıyım. Almanya faşist, itirazım yok. Ya şey, Stalin, Sovyet Rusya demokrasinin yeşerdiği bir ülke. Demokrat değil, komünist. Ya. Onu başka bir programda konuşalım. Demokrat, komünist ne demek ya? Hayır, yani demokrat komünist değil, demokrasinin komünist demokrasini değil. Karşıtı demokrat yani? Demokrat değil dedim, komünist dedim orası. Ya faşist değil dedi. Yani yani, biz onu sonra konuşuruz. Bir sonraki programda. İkisi de faşist yani. İkisi de emperyalist veya daha doğru söyleyelim. Rusya da emperyalist. Efendim, Almanya da emperyalist. İngiltere de emperyalist. Buna itirazın var mı? Amerika da emperyalist. Amerika da emperyalist. Var mı itirazın? Şey, emperyalizm dünyanın başına bir bela. Rusya emperyalist ama değil mi? Stalin emperyalist Rusya değil mi? Rusya şimdi Putin öyle. Ama Stalin değil mi? Neyse. Kasım, Balkanları niye işgal ettiler? Evet. Balkanları şimdi niye işgal ettiler burada? Onu konuşacağız. Neyse. Başka program yapalım. Ama şeyi kabul ettin değil mi? Emperyalist. Kabul etmiyor onu. Putin emperyalist diyor. Stalin'in emperyalist olduğunu kabul Stalin etmiyor. Putin'e kadar değil. Ya Stalin, ben bence komünizmi başka bir gün tartışalım. Komünizm çünkü bak ben bir dakika Enver, kavramları karıştırma. Sorunumuz komünizm yayılmacı mı değil mi diye soruyorsunuz siz. Evet. Yani elbette ki dünyanın her yerinde değil. Boğazları o zaman benden niye istiyor? O doğru. Karsar'dan niye istiyor? Tabii.
O rejimler ayrı. Birisi komünist rejim, birisi demokrasi. Yani yayılmacılık sorunu ayrı mesela. Ya emperyalist ya. Bunu kabul et. Tamam mı? Şimdi nereye geldik? 42'yi bitirdik. Stalingrad bitti. Stalingrad'da şey yaptık. Geldik 43'e. 43'te artık savaş sona sonlara gidecek. Geliyor. Ve sen konferanslar başlıyor. Yani savaşı nasıl sonlandıracağız? Savaş sonrası nasıl bir dünya göreceğiz? Nasıl paylaşılacak? Tabii bu konferanslar çok. İsterseniz bu konferansların hepsi üzerinde durursak bir iki saat konferansı. İki tane konferans Türkiye açısından önemli. Birisi Adana görüşmesi. Churchill öbürsü günü. De ikinci Kahire konferansı. Churchill geliyor Türkiye'ye. Bu ikisinin üzerinde durmamız lazım. Diğerleri çok farklıdır. Yani Moskova konferansında Stalin diyecek ki Türkiye savaşa girsin. Kahire'ye gelecek, Türkiye savaşa girmesin. Yani değişecek hep düşünceler. Anlatabiliyor muyum? Yalta. O Yalta sonra. Şimdi Adana bir ara veriyor muyuz? Yok. Erken gidelim araya. Bir ara verelim. Adana'ya öyle başlayalım. Konferans değerli izleyiciler, İsmet Paşa'nın dış politikasında kritik noktaya geldik. 30 Ocak 1943'e geldik. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşın sonları. Artık savaş bitiyor ama yeni nizam nasıl kurulacak? Onun görüşmeleri başlıyor. Churchill Adana'ya geliyor. 30 Ocak 1943'te İngiltere Başbakanı. Onu kısa bir aradan sonra oradan devam edeceğiz efendim.